Tasavvuf edebiyat ürünlerinden olan bu şiirin türü hangisidir? Ne mutlu o göze ki Allah sevgiyle ağlar, o Hümayun gönlüne ki Allah aşkıyla yanar, beşerin asli gıdası Allah'ın nurudur, hayvani gıda ona layık değildir. Burada anlatılan münacattır, Allah'a yalvarma, yakarış, Allah'tan bahsetme, münacattır. Bu yüzden cevap B'dir. Bu metinde sözü edilen şair hangisidir? Allah sevgisi, güzel ahlak, yaradandan dolayı yaratılanı sevmek konulu şiirleri yazdı. Sade ve anlaşılır bir dil kullandı. İnsanları Allah sevgisi etrafında toplamaya çağırdı. Şiirlerini Divan adlı eserde topladı. Yunus Emre'dir zaten. Divan adlı eseri olan kişi Yunus Emre'dir. Bu yüzden cevap D'dir. Buna göre Atiye aşağıdaki kelimelerden hangisinin altını çizerse hata yapmış olur. Dinimizin etkisiyle dilimize girmiş birçok dini kelime, deyim ve atasözü vardır. Yukarıdaki manenin birinci kıtasında dinin etkisiyle dilimize girmiş olan kelimeler Gonca tarafından atları çizerek gösterilmiştir. Atiye de ikinci kıtadaki dinin etkisiyle dilimize girmiş kelimeleri belirleyecektir. Bakalım hangisinin altını çizerse ya hata yapmış olur. Secdenin altını çizerse hata yapmış olmaz. Çünkü dinimizden geçen bir kelimedir. Müslüman aynı şekilde dinimizden geçen bir kelimedir. Çizelim. Ramazan aynı şekilde. Fakat arkadaş evet burada geçiyor ama dinimizden geçmiş bir kelime değildir. Bu yüzden cevap C'dir. Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf edebiyatı olarak isimlendirilen bu türün önemli temsilcilerinden değildir? Türk toplumunda din başta içerik olmak üzere birçok yönden edebiyatı etkilemiştir. Türkler Müslüman olduktan sonra İslam'ın hayata bakışını yansıtan pek çok edebi eser vermişlerdir. Hatta zaman içinde tamamen dini içerikli bir edebiyat türü de gelişmiştir. Hangileri bu önem temsilcilerinden değildir der? Ahmet Yesevi temsilcilerindendir. Hacı Bektaşi Veli aynı şekilde. Mevlana aynı şekilde. Fakat Aşık Veysel'i bunun içine alamayız. Cevap D'dir. Yukarıdaki öğrencilerden hangisini verdiği örnek dinin etkisiyle oluşan atasözlerinden değildir? Altta Safiye'den başlayalım. Allah bir kapıyı kapatır, bir kapıyı açar. Dinin etkisiyle oluşan bir atasözüdür. Allah her zaman yardımcıdır. Kapını birini kapattıysa diğerini açar diyor. Acele işe şeytan karışır. Aynı şekilde Cemil acele işe şeytan karışır. Acele edilmemesi gerektiğinden bahseder. Zaten dinimizde aceleliği onaylamaz. Sakin olmamız istenir. Bu da gitti. Minareyi çalan kılıfını hazırlar da aynı şekilde. Bunda da dinin etkisiyle oluşan bir atasözüdür. Fakat atı alan Üsküdar'ı geçti. Dinin etkisiyle oluşan bir atasözü değildir. Bu yüzden Yakut'un söylediğini alamayız. Cevap D'dir. Buna göre yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Dil insanlar arasında iletişim sağlayan en temel araçtır. Dinin insanlara anlatılması ve varlığını devam ettirebilmesi için bir dilin var olması şarttır. Dinin insanlara anlatılması için tabii ki dilin var olması şarttır. Bunu kabul ettik. Çünkü dil kültürel ve dini değerlerin taşıyıcısıdır. Din de insanların duygu, düşünce, dünyalarını ve dillerini etkiler. Böylece o toplumu anlatan edebi eserler ortaya çıkar. Bunun yansımalarını kimi zaman bir türkünün sözlerinde, kimi zaman bir şiirde, kimi zaman günlük konuşma dilimizde görebiliriz. Dinin anlaşılmasında ve tanıtılmasında dil önemli bir yer tutar. Evet, burada bahsetti. Anlatılması ve varlığını devam ettirebilmesi için dilin olması şarttır. Bunu anladık. Dilin zaman içinde gelişimini sağlayan dinin varlığıdır. Bundan bahsedilmedi burada. Din ve dil birbiriyle etkileşim içindedir. Evet, bundan da bahsetti. Çünkü birbirlerini etkilerler dedi. Bu yüzden 1 ve 3 olan C'dir. Yukarıdaki tabloda İslam dininin din etki ettiği alanlar ve bu alanlarda eser veren kişiler eşleştirilmiştir. Tabloda soru işaretiyle belirtilen yerlere hangileri yazılabilir? Edebiyat alanında eser veren Mevlana,
Mimar Kemalettin, Hacı Bektaş, Veli Ahmet Yesevi hangisini yazabiliriz? Mevlana'yı yazabiliriz. Zaten direkt cevap ortaya çıktı Mevlana'yı yazdığımız zaman. Edebiyat alanında şuraya kişi olarak Mevlana yazabiliriz. Yunus Emre buraya da edebiyat. Kişi olan yere Mevlana'yı, alan olan yere de edebiyatı yazdık. Yunus Emre edebiyat alanında, edebiyat alanında da yine aynı şekilde Mevlana eserler vermişlerdir. Bu yüzden cevap A olmalıdır. Tasavvuf edebiyat ürünü olan bu şiirin türü hangisidir? Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni, seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Gökyüzünde İsa ile, Tur Dağı'nda Musa ile, elindeki asa ile çağırayım Mevlam seni. İlahidir. Bu şiirin türü ilahidir. İlahisi vardır. Cevap bu yüzden A'dır.